Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye, ABD ve Rusya'ya resti çekti. Sözlerinde durmadılar. Gereği yapılacak. Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ABD ve Rusya'nın Suriye'de verdiği sözleri tutmadığını belirterek, saldırılara karşı Türkiye'nin gereğini yapacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colintres'le ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Suriye'deki YPG-PKK saldırılarına ilişkin teröre karşı kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz deyip olası bir sınır ötesi operasyona ilişkin sinyali verdi. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde. Suriye'de Anayasa Komisyonu'nun tekrara canlandırılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. 6. tur görüşmeler Cenevre'de başlayacak. Son dönemde rejimin muhaliflere ve sivillere saldırısı oldu. O zaman da söyledik. Kalıcı barış için siyasi çözüm şart. PKK-YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde saldırılarını artırdığını görüyoruz. Bizim askerlerimize ve polisimize de saldırılar, 7 Ekim'de bir askerimiz, 10 Ekim'de iki polisimiz şehit oldu. PKK-YPG'nin Türkiye'ye roket atma menzili 30 kilometre. Biz sınır ötesi harekatlarımızdan sonra ABD ve Rusya ile bir mutabakata varmıştık. Her iki ülkede teröristleri 30 kilometre uzaklaştıracaktı. Bu sözler tutulmadı. Son yapılan saldırılarda Rusya ve ABD'nin sorumluluğu var. Çünkü sözlerinde durmadılar. Bizim burada yapmamız gereken şey yine kendi göbeğimizi kesmek. Bu bölgeden teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. ABD göstermelik kınama açıklaması yapıyor. Ama silahları sen veriyorsun. Burada samimiyetsizlik had safhada. Bizim operasyonlarımız Suriye'nin sınır bütünlüğü için de önemli. PKK-YPG'nin gündemi de Suriye'yi bölmek. Bu konuda kararlıyız. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Afganistan'daki durumu sizler de görüyorsunuz. İnsani yardıma ihtiyaçları var. Biz en son 33 tonluk bir gıda yardımı gönderdik. Ülke ekonomik olarak da iyi değil. Ülkenin sisteminin çökmemesi gerekiyor. Türkiye olarak yardımlarımızı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'den Türkiye'ye yönelik terör saldırılarına ilişkin, Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırıları konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız ifadelerini kullanmıştı.